Şöyle şu kapıyı da alayım, tamam. Okuyun! Ne olmuş ya, okusana! Ali hapisten kaçmış. Ne, kaçmış mı? Ya buraya gelirse? Kemal'in haberi var mı acaba? Şazi, Şazi, duydun mu? Ali hapisten kaçmış. Duydum, duydum. İstanbul'a doğru geliyormuş. Bir çılgınlık yapar mı acaba? Allah bilir. Ne olmuş, ne olmuş? Ali hapisten kaçmış. Ha. Ali hapisten kaçmış. Ne dedin, anlayamadım. Ali hapisten kaçmış. Ha. Ya, anladın mı şimdi? Ha. Kaçmış hapisten. Şimdi kim bilir ne olacak? Gönül'ü görmek isterim. Korkusundan kim bilir ne hallere girmiştir. Ya öteki? O da kaçacak delik arıyordur. Öyle ya! Neler konuşuyorsunuz Ali? Ali hapisten kaçmış, ha? Duymadın mı Ali? Ne olmuş, ne olmuş? Ali hapisten kaçmış dedi. Evet, biz de yeni duyduk. Kalksana be adam, kalk! Şuna bak, dünyadan haberi yok. Uyan da, dünyada neler oluyor öğren! Ne olmuş ki? Ali, yani abin hapisten kaçmış! Ha? Geçen akşam düşünüyordum, bu Ali bir gün çıkıp gelirse, bu Kemal'in hali ne olur diye! Susun, Kemal geliyor! Aa, geliyor! Merhaba. Merhaba. Duydun herhalde. Kaçacak mısın? Niye kaçayım? Ali'yi bilirsin. Beyni attı mı bir kere taş üstünde taş konmaz. Akşama sabaha yakalarlar serseriyi. Hem bunun benimle ilgisi ne? Onu bilmem ama Ali buraya gelirse ilk bulacağı insan sen olacaksın herhalde. Akşam akşam kaşınıyorsun sen galiba. Hadi git yoluna da başımı derde sokma. İşittin mi? Ne o? Korkmuşa benziyorsun. Kaçmayacak mısın? Benim hiç niyetim yok. Ya buraya gelirse? Gelirse kurşunu yer beynine. Bak Kemal, kabadayının sırası değil şimdi. Çok korkuyorum. Ali'yi bilirsin, bir delilik yapabilir. Hiçbir şeyden korkmaz. Aklına koyduğunu yapar, biliyorsun. İnkar etme, senin de ödün patlıyor. Dikkatli olacaksınız. Vapurlara giren bütün araçları kontrol edin. Hadi, başlayın.
Temel! Temel! Hoş geldin abi! Beni misafir edebilir misin? Ayıp ettim, gel! İyi buraya kadar gelebildin. Kaç yerde kontrol yaptılar ama... ...her seferinde tesadüfler bana yardım etti. Açmışsın. Kaç gündür ağzıma lokma girmedi. Önce bir sigara verelim. Hiçbir şey yapamaz. Boş ver. Sen boş vermişe benzemiyorsun. Baksana şu belindeki tabancaya. Tedbirli davranmak her zaman iyidir. Ne söyleyeceksen söyle, işim var. Henüz yakalanmamış. İstanbul'a gelmesi de saat meselesiymiş. Belki de şu anda şehirdedir. Ya, ne demek istiyorsun? Can pazarı bu. Ben canımı kurtarmak istiyorum. Peki ne istiyorsun benden? Ali tekrar yakalanıncaya kadar buradan gideceğim. Kendisine yaptıklarımızdan sonra bizi yaşatmaz o. Biliyorsun. Kumar yüzünden hiç para tutamıyorum. Bana biraz para ver. Kaçmak istiyorum. Zırnık alamazsın artık. Böyle konuşmak hakkında pek hayırlı olmaz. Tehdit mi ediyorsun? Edersem ne olur? Bir daha çok dikkat et! Bana ihanet ederek hayatını kurtaracağını zannediyorsan eğer... ...aldanıyorsun! Bir tehlike varsa bu ikimiz için de mevcut! Bunu unutma! Burada olmam seni müşkül duruma sokabilir. Birazdan el ayak çekilince giderim. Ayıp ettim abi, biz arkadaşız. Arkadaş dediğin böyle zaman da belli olur. Pek bir şeye benzemez ama... ...burası senin evin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin. Ben de bunu bildiğim için buraya geldim. Hem... ...ben senin suçlu olduğuna inan. Ama... ...kaçmakla iyi etmedin galiba. Başka çarem yoktu. Beni öyle bir tuzağa düşürdüler ki... ...gerçeği kimseye anlatamadım. Deliller, şahitler, her şey aleyhime hazırlanmıştı. Oysa ümit dolu günler yaşıyordum. Serserilikten elimi ayağımı çekmiş, evlenmeye karar vermiştim. Hiç unutmam, bir sonbahar sabahı. Yapma yahu! Şarap değilmiş. Utanmıyorsun değil mi? Senin yüzünden mahalleye rezil oluyoruz. Bir iş buldun mu? Ne gezer? Bana bak! Bırak bu serserili artık! Bu kadar içmekle ne kazanıyorsun? Şu halime bak! Utanmıyorsun değil mi? Abi! Sigara alacak param yok.
akşam buluşuyor muyuz? Peki yarın sabah? Öbür gün? Daha öbür gün? Oho! Kızma canım, neye hazırlandığımı biliyorsun. Ne biçim hazırlık bu? Yüzünü göremez olduk ya. Gelinliğin güzel oluyor. Görsen bayılırsın. Bir haftadır terzi kızla beraber çalışıyoruz. En iyi kumaştan yapıyoruz. Şurası bir gül olur mu? Yüzünü hasret bıraktığına göre güzel olmalı. Taş atma, ileride yüzümü o kadar çok göreceksin ki bıkarsın bile. Ben senden bıkar mıyım hiç? Delirdin mi sen? Seni görmek için böyle yolunu mu gözlemek lazım? Seninle konuşmalıyım. Seninle konuşacak bir şeyimiz yok. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Muhakkak konuşmam lazım. Bu akşam buluşalım, ha? Boşuna uğraşma. İşim var, gelemem. Ne o, bize yüz vermiyorsun bakıyorum. Aramızdan kara kedi mi geçti? İşim başımdan aşkın, ne yapayım? Bu ne işiymiş böyle? Bu akşam buluşalım mı? Bu akşam işim var. Ya yarın akşam? Yarın akşam da işim var. Ne zaman bitecek bu işler? Ben sana haber veririm. Hadi bay bay! Nerede kaldınız beyefendi? Uyumuş kalmışım. Ne demek uyumuş kalmışsın? Millet işe başlayalı bir saat oldu. Onlar işçiniz, bense oğlunuzum. Oğlum olman tembel olmana hak kazandırmaz. Bak, Ali'den ibret al. Daha dün Külhan Bey'in önde giden idi. Şimdi gıkı çıkmadan nasıl çalışıyor? Onun yarısı kadar çalışsam senden iftihar edeceğim. Hadi işinin başına. Şuna bak, baba olacak. Milyonlar kasasında yatarken bizi köpek gibi çalıştırıyor. İşine bak oğlum. Adam işçilikten yetişmiş. Şu Ali'ye de çok bozuluyorum. Babam ikide bir onu misal gösteriyor. Sakın bulaşmaya kalkma. Adamın her tarafı beladır. Vaktiyle onunla kimse başa çıkamazdı. Şimdi bir trimliği bıraktı ama gene de damarına basmaya gelmez. Fakat neme lazım, adam iyi çalışıyor. Ali abi, bir hanım bekliyor sizi. Hemen geliyorum. Ne arıyorsun burada? Benden kurtulacağını zannediyorsan aldanıyorsun. Ne istiyorsun benden? Seni. Delirdin mi sen? Bana bak kızım, ben işimi yoluna koyup evlenmeyi düşünen bir adamım. Birkaç gün sonra da evlenip kabuğuma çekileceğim. Ne senin dediğin yollara, ne de Külhan Bey'le dönmeye niyetim var artık. Çekil yolumdan da başımı derde sokma benim. Sen ne kadar belalı olursan ol, benle başa çıkamazsın. Haklısın. Çünkü kuvvetimi kadınlarda denemek istemem. Ama kafamı bozarsan canını yakmak zorunda kalacağım. İyisi mi çek git de tatlılıkla bitsin bu iş. Ben biriyle evleniyorum. Senin de başında başka bir erkek var. Benim kurulmak üzere olan yuvamı bozmaya, iki delikanlıyı birbirine düşürmeye hakkın yok. Vazgeç bu sevdadan. Bir şartla vazgeçerim. Neymiş o şart? Son bir defa benimle buluşmayı kabul edersin. Ne olacak? Son bir defa buluşursak, bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Nereden bileyim sözünü tutacağını? Bu kız seninki değil mi? Dur bakalım, anlayacağız. Ayrola! Ne zamandan beri gözcülüğe başladın? Eskiden böyle söylemiyordun ama. Hani dünyada benden başka sevdiğin erkek yoktu? Hay, sen onları ciddi mi sandın? Bir daha seni birisiyle görürsem karışmam. Birkaç gün sonra bu heyecanlı devre bitecek ve evlilik başlayacak. Ben hayatım boyunca böyle bir sonuç bekledim. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin.
Kendi işinin, evinin efendisi bir adam olarak görmek beni ne kadar sevindirdi bilemezsin. Ama gene de içimde bir korku var. Korkman için hiçbir sebep kalmadı artık. Tekrar eski hayatına dönmenden korkuyorum. Her gün acaba biriyle kavga edip başı derde mi girdi diye korkuyla yaşıyorum. Bu kuruntular at kafandan. Ben artık eski hali değilim. Küfretseler başımı eğip geçiyor. Namusuma, ekmeğime dokunan olmadıkça ben de kimseye dokunmayacağım. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir gün benden başkasını seversen yaşayamam. Ölürüm. Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Senden başka bir kadın girmeyecek hayatıma. Hiç utanmaz mısın sen yahu? Bir şaraplıkta krediniz yok mu yani? Senin abin için canım feda ama sana zırnık vermem. Sakla sakla, mezara götürürsün. Hadi işine be, kendim mi uğraşacağım? Ne istiyor? Gece gündüz çeker şarabı. Bir şey alır, parasını inkar eder. İnsan değil, çamur mübarek. Kim der ki bu serseri Ali gibi bir delikanlının kardeşi olsun? Şu dünyada ne garip işler oluyor. Konuş bakalım, seni dinliyorum. Şöyle bana bir bak, Elif'ten güzel değil miyim? Gene sapıtmaya başladın. Hani bana söz vermiştin? Ne yapayım, senden vazgeçemiyorum. Dünya yıkılsa seni Elif'e bırakmayacağım. Sen delirmiş olabilirsin ama benim aklım başımda. Hadi al voltanı da kafamı bozma benim. Ooo! Demek çifte kumruların buluşma yeri burasıymış. Kendine gel. Bu kızla hiçbir ilgim yok benim. Sana da bir ders vermenin zamanı geldi de geçti bile. Al! Git arkadaş, git başımdan. Hadi efelik sende kalsın. Ben kavga etmek istemiyorum arkadaş, çek git başımdan. Bu mesele kapansın artık. Bir daha böyle şeyle karşılaşmak istemiyorum. Seni ona bırakmayacağım. Siz hepiniz delirmişsiniz. Görürsün sen. Kes şu oflamayı artık. Ne var şu Ali'de anlamadım ki. Şu Kemal peşinde koşup duruyor. Hem o zengin çocuğu. Biraz yüz versen hemen kucağımıza düşecek. Ama sende kafa yok ki. Ali'nin bu kadar gururlu olmasına kafam bozuluyor. Herkes peşimde koşarken onun terslemesine deli oluyorum. Hadi hadi üzülme! Onu senin avcuna düşürmenin yolunu bulurum ben. Nasıl, nasıl? Şu anan Ali gibilerinin kaç tanesini cebinden çıkartır. Öyle bir şeytanlık düşündüm ki şeytanın kendisi duysa aklını oynatır. Yalnız dediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Senden iki dakika konuşabilir miyim oğlum? Benimle konuşmak isteyenler de olurmuş ha? Buyur bakalım hanım teyze. Otur bakalım, geç. Yumurtla bakalım teyze, hangi dağda kurt öldü? Şey, diyecektim ki, dün bakkalın sana yaptığını gördüm de içim cız etti. Al evladım, sana getirdim. Bol bol içki alırsın. Hangi dedeye mum adadın teyze? Sen binmediğin merkebin önüne ot atmazsın. Hay aklından bin yaşa benim güzel evladım. Tabii sen de buna karşılık teyzeciğine ufak bir hizmette bulunacaksın.
Hem de çok hoşuna gidecek bir iş. Gönüllü bilirsin. E güzel kızdır maşallah. Senin abin Ali var ya. Bak. Bir türlü inanacağım gelmiyor. Demek yarın karı koca oluyoruz ha? Evet öyle. Her şeyim hazır. Gelinliğim bile kusursuz oldu. Allah bütün kızlara böyle bir evlilik nasip etsin. Fakat... Hı? Neymiş fakat? Dedikodular var. Ben inanmıyorum ama senin peşinde başkalarının da olduğunu söylüyorlar. Sen kimsenin söylediğine inanma. Yarın nikahımız kıyılacak ve bütün dedikodular bitecek. Nasıl oldu da buralara düştünüz beyefendi? Herhalde meyhaneler kapalı da ondan galiba. Ben tekel bakan olsaydım, Enver'in heykelini diktirirdim. Siz benimle dalga geçirirse Ali'yi tavlamaya bakın. Yarın evleniyor, bize içki ısmarlaması lazım. Doğru söyledin Enver'ciğim, içki ısmarlaması lazım. Hayır, ilk defa doğru söyledin. Ne oluyor ya? Senden bahsediyorduk. Sevinciniz ne? Yarın evleniyorsun. Madem ki yarın evleniyorsun, bizim hiç evlenmez. Hepiniz yıllanmış bekarlar olduğunuz için beni kıskanıyorsunuz. Ay köse, hele sen yok musun sen? Herkesten fazla kıskanıyorsun. Hadi bakalım. Şerefe. Şuna bak, ağzın kulaklarına varıyor. Kim derdi ki Ali gibi adam uslanacak? Evlilikle şarap hiç birbirine benzemez. Şarap eskidikçe güzelleşir, evlilikse eskidikçe berbatlaşır. O halde şarabın şerefine içelim, hadi. İçelim. Geldiler. Yavaş yavaş ha. Hadi. Hadi şöyle ha, yandın ha. Ne vardı ya bu kadar içecek? Hadi eyvallah. Ne bile? Gelin buyurun memur beyler.
Demek burada sabahladın ha, ahlaksız! Affet beni anne! Affet ha, affet! Bu öz düşmanı namusumu temizlemezse dünyayı gözüm görmez! Bu mu kaçırdı kızınızı? Evet, bu kaçırdı! Ne diyorsunuz ya? Ne kaçırmasından bahsediyorsunuz? Ne söylüyorsun Ali, bir de inkar mı ediyorsun? Siz hepiniz delirdiniz herhalde! Kafamı kızdırmadan defolun gidin buradan! Şahidin var mı hanım? Ben şahidim! Ali dün gece çok sarhoştu, Gönül'ü eve getirdi. Bu odada sabahladılar. Temizle! Temizle kızımın namusunu, Konya'nı alırken iyiydi değil mi? Sus hanım, buyurun karakola. Bu işi orada hallederiz. Ne olmuş ya? Bu kalabalık ne kuzum, he? Ali var ya! İşte o gönlünü kapattı, eve ihval etti! İhval mi etmiş? Bak şu işe! Ahim zaman yok ki, ahim! Üzülecek hiçbir şey yok. Bunlar bir şeyler söylüyorlar ama hepsi palavra. Yok hakikatte ilgisi, sonra anlatırım sana. Hadi gidelim kardeşim. Kızım aynı raporu. Annesinin iddiası doğruymuş. Hala itiraf etmeye niyetin yok mu? Ne diyorsunuz siz ya? Hiçbir şeyden haberim yok benim. Hepiniz bir oldunuz, beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Raporda kızın dün gece ifade edildiği sabit olmuştur deniliyor. İfadeni tekrarlasana. Abimle eve dönüşümüzde vakit gece yarısını geçmişti. Odalarımıza çekildik. Sabaha doğru bir gürültü duyarak abimin odasına gittim. Gönül'le aynı yataktaydılar. Alçak namus! Nasıl söylersin? Nasıl bana iftira edersin? Kendine gel delikanlı. Sana düşünmek için 10 dakika mühlet veriyorum. İyice düşün, karar ver. Neyi düşüneyim? Ya bu kızla evlenir, namusunu temizlersin... ...yahut da ben kanuni muameleye başlarım. En aşağı 7 seneye mahkum olursun. Ya ne diye bu kızı alayım? Ne diye 7 seneye mahkum olayım? Neyse, lafı uzatmaya lüzum yok. Şimdi çık dışarı, cevabını bana 10 dakika sonra söylersin. Beyi alın dışarı. Allah'tan korkmaz, ne istedin benim kızımdan? Şimdi başlarım senin kızından da, namusundan da. Abi uyuma, yürü, yürü abicim, yürü. Hadi abicim, yürü sen. Ya nedir bu başıma gelen, deli olmak işten değil. Biz de akıl erdiremedik. Gün gibi nişanlım vardı. Bugün nikahınız kıyılacaktı. Ya neden yaptın bu işi? Bir şey yapmadım diyorum size be! Niye inkar ediyorsun? Kardeşim bile bir yatakta gördüğünü söylüyor. Siz de mi onlarla berabersiniz? Hiçbir şeyden haberim yok diyorum. Deli mi edeceksiniz beni? Bu işte bir iş var ama anlayamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana kalırsa en iyisi nikah yapmak. Evlenip kızın namusunu temiz... Ben bu işi varlığından emin olmadığım şerefini koparmak için yaptım. Bundan ileriye gideceğini aklından geçirme. Şimdi düşüneceğimiz bir şey varsa o da bir an evvel ayrılmanın çaresidir. Sen de onu aklından geçirme. Çünkü böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak.
feci bir vicdan azabı içindeydim. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki, yıldırım nikah, düğün, evlilik... Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Beni dinlemek bile istemiyorlardı. Birkaç günlük izinden sonra tekrar işe başladım. Acayip bir kovanın içine düştüm. Ne kadar çırpındıysam kurtulamadım. Biliyorum olaylar o kadar aleyhime ki ne söylesem inanmayacaksın. Ama bu işte hiç suçum yok benim. Hiçbir şey söylemesen bana daha büyük iyilikte bulunmuş olursun. Benim dünyamı yıktın, benim yok değil ne olur. Benim sana söyleyeceğim son söz size saadetler dilemektir. Allah Resul etsin. Ali'yi görmek için mi dolaşıyorsun burada ha? Geçti borun pazarı kızı. Süreşin abi. Anne! Anne! Anneciğim gel bak kim var mahallede ki? Alanın sevsinler, kim dolaşıyormuş kapımızda? Hoş kızım, hoş! Başka kapıya, hadi bakalım başka kapıya! Ay anneciğim, nasıl da ağlıyorsun, Mahzubi'ye bak! Ağlama değmez dolaşma! Şahsi meseleler işle karıştırılmaz. Bu dükkanın en faydalı adamı o. Bir işe yaramıyorsun bari. Nasır abi sana 3 gün mühlet verdi. O zaman içinde parayı verirsen verirsin. Yoksa biz almasını biliriz. 3 gün içinde ben bu kadar parayı nereden bulurum? Onu kumar oynarken düşünseydin. Kumar borcum var galiba. Nah, buraya kadar. Bu akşam seninle beraber çıkalım. Önemli bir şey görüşmek istiyorum. Ne kadar borcunun hepsi? 2000 lira kadar. Herifler belalı. Beni şimdi de tehdide başladılar. Ne yapacağımı şaşırdım. Kaçmaktan başka çare yok galiba. Sana bütün borçlarını ödeyecek ve eline de epeyce para kalacak kadar bir iş teklif etsen kabul eder? Ellerinden? Yaklaş öyleyse. Nasıl düşünürsün yahu, çıldırdın mı sen? Bize hiçbir tehlikesi yok.
İyi düşün. Sana bir havadisim var. Ne havadisi? Görüşmek istiyorum. Nerede? Bu akşam 8'de buraya gelecek. Ne cevap vereyim? Kabul ettiğini söyle. Bu akşam tam 8'de burada olacağım. Hiçbir şeyden korkma, benden sır çıkmaz. Vazgeçelim abi, çok korkuyorum. Bırak aptallığı, kimse yok, görmüyor musun? Düşün bir kere, baban senin bu adam. Orası bana ait, sen üstüne düşeni yap, yürü! Hayrola, bu kadar seri bir tembellikten sonra çalışmak mı aklına geldi? Ne duruyorsun orada, konuşsana! Saat tam 8. Memur bey, bizim atölyeye kadar gelir misiniz? Şey mi var? Atölyenin kapısı açık ve içeriden kavga sesleri geliyor. Gidelim öyleyse. Kimsin, ne arıyorsun burada? Ben burada çalışıyorum. Babam, babamı öldürmüşler! Demek cinayet işledin. Bir şey yapmadım ben. Niye öldürdün babamı? Ne öldürmesi, hiçbir şeyden haberim yok benim. O elindeki ne? Bunu orada buldum. Herhalde patronun başına vurmuşlar. Durun, her şeyi anlatayım size. Bunları karakolda anlatırsın, düşünme bakalım. Yanlışlık yapıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Demek böyle. Bu hakkındaki delillere ne cevap vereceksin? Sayın Yargıç, İçeri girdiğimizde kanlar içinde yatıyordu. Ali'nin elinde cinayet aleti vardı. Yargıcım! Cinayet aletinin üstündeki parmak izleri sanık Ali'ye ait. Kadir'le oradan geçiyorduk. İçeriden boğuk sesler işittik. Şüphelendik. Bir polise durumu anlattık. Ali elinde kanlı bir demir parçasıyla babamın cesedinin başındaydı. Yalan! Kavgalıyız bu adamla biz, onun için düşmanlık ediyor bana. Doğru değil. Ali çok iyi arkadaşımdı benim. Cinayet günü sabahı Ali benden para istedi. Karısı çok sıkıştırıyormuş. Çaresizlik içinde bulunduğunu, ne bağısına olursa olsun para bulması gerektiğini söyledi. Müdafaa şahitlerinin dinlenmesi için metiyorum. Gereği düşünüldü ve müdafaa şahitlerinin dinlenmesi hususundaki talebin kabulüne ve mahkemenin ayın 7'sini müsadif çarşamba gününe talikine oy birliğiyle karar verildi. Buyur Kemal Bey oğlum, beni istemişsin. Buyur otur teyze. Seni buraya kadar çağırdığım için kusura bakma. Konuşacağımız şeyler öyle her yerde edilir laflar değil. İstiyorsun? Sen bu mahallede kimseye benzemezsin, anlayışlı kadınsın. Menfaatini korumasını bilirsin. Biliyorsun, babam öldükten sonra epeyce zenginleştim. Çevireceğim işlerle daha da zenginleşeceğim. Açık göz olduğunu bilirim. Benden açık gözleri de varmış. Ali'den mi bahsediyorsun? O Mevlasını buldu. En aşağı 20 seneye mahkum olur. Peki... Gönül ne olacak teyze? Bunu hiç... Al al. Eğer kabul ettirebilirsen... kızın benimdir. Bu genç yaşında sararıp solup... İnsan dünyaya bir kere gelir kızım. Sırtında yumurta küfesi yok ya. Gençsin, güzelsin. Bu güzelliğinden istifade etmelisin. Hey, sana söylüyorum kızım. Vallahi gözümle gördüm. Kemal'in cebi binliklerle dolu.
vakit geçmeden he de de, benim de içim rahat etsin. Hadi bırak inatçılığı, 2 saat görüşmekten ne çıkar? Düşün bir kere! Ali gibi hapiste çürüyecek biri yerine, Kemal gibi zengin bir kocan olacak. Peki nasıl olacak bu iş? Seni her şeyinle kabul ederim. Ali ne olacak? Ali'nin halli kolay. Eğer sen şahitlik yaparsan netice çabuk çıkar. O zaman ayrılman da çok kolay olur. Ne demem lazım? Bunu avukata sorarız. Para sıkıntısı çekiyorduk. Bir gün Ali, bu sefaletin sona ereceğini, yakında eline çok para geçeceğini söyledi. Bu nasıl olacak diyordum, patron verecek dedi. Niçin versin dedim, cevap vermek istemedi. Israr ettim. Önce güzellikle isteyeceğim, verirse ne âlâ, vermezse kafasını kırarım dedi. Şaka yapıyor zannettim, meğer hakikatmiş. Öldürsek ya, ayırın şunu! Sultan! Sayın hakimler, bütün deliller ve şahitler muvaciyesinde katil ithamıyla huzurunuza getirilmiş olan sanık Ali'nin bu korkunç fiili tahammüden ve soğukkanlılıkla ifa ettiği bir hakikattir. Bu itibarla nefinin Türk Ceza Kanunu'nun... Trenin kalkmasına 15 dakika var, 10 dakika konuşabilirsiniz. Allah kötü yazı yazmasın. Ne anlatsam boş. Adalet inanmadı ki sen inanasın. Ama ne öldürdüm ne de anlattım. Bunlar bana neden yapıldı onu da bilmiyorum. Yalnız düşmanlarımı öğrendim. Bir gün kulak... 20 sene. Oradan sağ döneceğimi hiç zannetmiyorum. Sen... Oynar onu, bana kumar! Barışçı! Ya, buyur! 3 tane veriver. Nereye kız merak ediyorum. Çabuk dön. Teşekkür ederim. Teşekkür. Abla! Abla! Ali abi gönderdi beni buraya. Sana çok ihtiyacı vardır. Nerede? Peşimden gel götüreyim buraya. Peki gidelim. Gel. Neden yaptım bu çılgınlığı? Başka çarem yoktu. Suçsuz olduğumu ispat etmesimdi. Ben... Bunu ispat etmem lazım. Benden istediğin de... Hayatta senden başa... Beni feci bir tuzağa düşürdüler. Dünya öyle bir kahpe dünya ki... Kendi öz karım bile bir şarakıya sattı beni. Sana derdimi anlatmaya çok uğraştım, ama beni dinlemek istemedi. Çok acı çektim, çok! Ya ben? Ben anıma acı çektim! Hayatta tanıdığım, deli gibi sevdiğim tek erkeğin ihanetinin ne demek olduğunu bilir misin? Haklısın! Benden nefret etmekte haklısın ama... Keşke, keşke senden nefret edebilseydim! Konuşturmak istiyorum. İlk önce Kadir'i istiyorum. Korkaktır o. Kendi hayatını kurtarmak için
Kemal'i ele vermekten çekinmez. Polisin bütün yolları tutmuş olmasına rağmen cezaevi kaçağı Ali şehre girip saklanmaya muvaffak olmuştur. Vay anasını! Vaziyetler kötü. Belki de çok yakınımızdadır. Kadir abi dışarıda bir abla var, seni görmek istiyor. Kim acaba? Bilmiyorum. Neyse bir görelim. Siz mi aradınız beni? Evet, beni Kemal Bey gönderdi, sizinle görüşmek istiyor. Akşam eve uğrarım, selam söyle. Bir dakika! Kendisi evde değil, saklanıyor. Çok alışması lazımmış, sizi onun yanına ben götüreceğim. Pekala, gidelim öyleyse. Boş musun delikanlı? Buyur abi! Nerede? İleride, sandalların olduğu yerde. Ben kimseyi göremiyorum. Saklanmıştır, korktuğunu biliyorsunuz. Benimle beraber geleceksin. Fakat yalnız gelmenizi söyledi. Bana bir oyun oynamaya kalkınsa evvela seni yakarım. Yürü! Benden üç adım önde gideceksin. Durursan yersin kurşunu, hadi yürü! Durdun! Yürüsene! Yürümezsen yersin kurşunu! Köpek, ne yaptım ben sana? Ne istedim benden? Her şeyi Kemal yaptı. Benim suçum yok. Anlat yoksa boğacağım seni. Dur Ali, dur. Dur anlatacağım. İstediğini yapmaya hazırım. Her şeyi Kemal yaptı. Patronu da o öldürdü. Geliyor anne! Durun! Sen doğru eve. Sen ne yapacaksın? Beni düşünme. Sen kaçmaya bak. Ben sana haber gönderirim. Hey, durun!
bulmak için daha ne bekliyoruz? Bizim peşimizde olduğunu hala anlamadın mı? Bugün Kadir'i, yarın seni, öbür gün beni tek teker hepimizi öldürecek! Kadir'i o öldürmemiş. Gazete tren altında kaldığını yazıyor. Ama Ali ile boğuşurken görmüşler. Bizim peşimizi bırakmayacak. Çok korkuyorum. Ne olur kaçalım. Tahammül edemiyorum artık. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Boş yere şüpheyi üstümüze çekmeyelim. Sen de gitmeyeceksin. Bir bey geldi kızım. Seninle konuşmak istiyormuş. Polistir herhalde. Buyursun. Ben cinayet masası komiseri Mehmet Aslan. Müsaade ederseniz size gayet basit birkaç sual soracağım. Buyurun. Dün bir ara evden çıkmışsınız. Nerelere gittiniz? Evde canım sıkılmıştı. Biraz hava almaya çıktım. Parka gittim, sonra eve döndüm. Çok yazık. Oysa ben sizin yerinizde olsaydım, çekmece civarında dolaşırdım. İnsan oralarda eski dostlara rastlayabilir. Bu adamı tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Tuhaf! Çok kuvvetli gözleriniz var. Resme bakmadan da bu adam hakkında fikrinizi söyleyebiliyorsunuz. İsmi Kadir Tunç'muş. Dün çekmece civarında Ali ile, hani şu hapisten kaçan eski nişanlınızla boğuşurken görmüşler. Yanlarında bir de genç kız varmış. Kadir kaza neticesi tren altında kalarak ölmüş, diğerleri kaçmışlar. Biz şimdi Ali ile bu kızı arıyoruz. Bu kız kim olabilir acaba Elif Hanım? Bunları bana niçin soruyorsunuz? Biz polisler meraklı insanlarız. Ama galiba bir yanlışlık oldu. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sizi rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim efendim. Allah'a ısmarladık, iyi günler. Ali nerede? Balıkçı kulübesinde! Bilmiyorum! Ne? Bilmiyorum dedim size! Biliyorsunuz diyen var mı Elif Hanım? Elbette bilmiyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Her taraf polis kaynıyor. Senin gelmen ihtimaline karşı mahalleyi ablikaya almışlar. Ne olursa olsun gitmem lazım. Gönül'ü konuşturmalıyım. Bu benim son şansım. Delirdin mi sen abi? Mahalleye gider gitmez enselerler. Yapma abi. Yakalanırsın. Pekala. Ben birazdan balığa çıkayım. Birkaç gün dönmem. Burası senin evindir. İstediğin kadar kalabilirsin. Sonra şiltenin altında tabanca var. Lazım olursa o da senindir. Sağ olasın. Allah selamet versin. Kaç git kızım, İzmit'te dayının yanına saklanırsın. Yakalanınca tekrar buraya dönersin. Kemal ne olacak? Kemal hayatından daha mı kıymetli? Bak polisler bütün sokakları tutmuşlar. Belli ki Ali'nin bizi öldürmesinden korkuyorlar. Sen beni dinle de kaç git buradan. Onlar ne halleri varsa görsünler. Durma! Durma, kalma!
Aa, dondurmacı desene oğlum, ne diye kapıyı çalıyorsun? Yüreğimi ağzıma getirdim. Neyse, dur tabak getireyim. Ne düşündüm biliyor musun? Yarın sabah Kemal'i erkenden savarım. Sen de öteverini toplarsın, ikimiz beraber doğru İzmit. Kemal'in ne hali varsa görsün, her şey düzeldikten sonra döneriz. Hem Kemal'e bir şey olursa, bütün malı mülkü bana kalır. Ötekini de yakalamış olurlar. E ne duruyorsun orada, gelsene yardıma! Ah be, konuş bakalım, neden kalleşlik ettin bana, konuş! Yavrum, bir şey yapma bana! Ne istersen hepsini anlatırım! Her şeyi Kemal yaptı, tehdit etti beni! Allah, Allah, düzenbaz kocan daha neler yaptırdı sana! Mahkemede o yalanları söylerken Allah'tan korkmadın mı hiç? Çaresizim! Ama şimdi her şeyi itirafa hazırım, her şeyi anlatacağım! Konuş! Her şeyi anlatacağım! Her şeyi itiraf etmeye hazırım Ali! Ali Gönül'ü öldürdü! Delikanlı. Kimsiniz? Ben cinayet masası komiseriyim. Seninle konuşmamız lazım. Şu şimdilik sende kalsın, daha rahat konuşuruz. Başın iyice dertte delikanlı. Ben kimseyi öldürmedim. Biliyorum, biliyorum. Ama nasıl ispat edeceksin bunu? Çok ihtiyatsızlık ettin. Kemal yaptı hepsini, babasını da, Gönül de öldüren odur. Ölü Kemal'in öldürdüğünü biliyorum, bunu hemen ispat ederiz. Ama bu seni kurtarmaz ki... Sen eski cinayet suçundan da temizlenmek zorundasın. Biz de bunu düşünerek Kemal'i tevkif etmedik. Onu konuşturabilirsen kurtulursun. Elim kolum bağlı, bu durumda ne yapabilirim ki? İkinizi karşı karşıya bırakıp sizi takip edeceğiz.
Kendisi buraya gelecektir. Buraya mı, ne biliyorsunuz? Bilmek bizim vazifemiz. Senin hapisten kaçtıktan şu ana kadar ne yaptığını nasıl harfiyen biliyorsak... ...onun da buraya geleceğini biliyoruz. Şu tabancama ver bakayım artık. İtimadınıza teşekkür ederim. Öyle bol keseden teşekkür etme. Tabanca boştu. Biliyorum. Ama bu doludur. Oh, vay canına, benden daha tedbirlisin. Bana doğru tutma, ne olur ne olmaz. Yalnız dikkat et... ...Kemal'e bir şey olursa... ...bütün ümidin kaybolur. Bir kere okumak ister misiniz? Hı, hayır. Çok yazık. Maalesef gene elimizden kurtuldu. İhtiyatlı davranmanız lazım. Bu cinayetlere lakayt mı kalacaksınız? Geçen gün Kadir, bugün Gönül, yarın da... Yarın da siz. Seyirci mi kalacaksınız bunlara? Maalesef saklandığı yeri bulamıyoruz. Koskoca polis teşkilatı bir serserinin saklandığı yeri bulamaz mı? Bulamıyoruz. Kusura bakma şekerim, bulamıyoruz işte. Onun saklandığı yeri bir tek kişi biliyor, o da kadın olduğu için fazla sıkıştıramıyoruz. Kim? Kim olacak Elif? Eski nişanlısı Elif. Gidebilirsiniz. Bir dakika. Size bir havadisim var. Hastaneden geliyorum. Zavallı Gönül... ...Ölmeden evvel ifade verebildim. Ya, verdin mi? Evet. Her şeyi olduğu gibi anlattı. Nasıl olur? Ne dedi? Beni vuran dedi. Beni vuran... Evet. Beni vuran... ...Ali'ydi dedi. Evet. Beni vuran Ali'dir dedi. Oh. Amma da rahatladın yahu! Olur olmaz şeylere böyle heyecanlanma şekerim! Sen bize lazım olacaksın! Korkma şekerim, şahitlik için lazım olacaksın demek istedim! Hadi güle güle! Hı hı. Bütün polis peşindeymiş. Mutlaka yakalanır diyorlar. Belki Ali öldürmemiştir canım. Herkes öyle söylüyor. Hatta Kemal'i de öldürmek istemiş de becerememiş. Nereye kızım? Biraz dolaşıp geleceğim. Aman pek uzaklaşma. Biliyorsun Ali ortalıkta dolaşıyor. Merak etme anneciğim, bana bir şey olmaz. Allah Allah. ...Yine göre Ali'nin saklandığı yer Lübe demek. Şimdi sana bir vazife düşüyor. Ali'yi dışarı çağıracaksın. Öldürseniz yaptıramazsınız bunu bana. Kolayı var onun. Şimdi senin biraz canını yaksak bağırırsın. Ali de bunu duyunca dışarı fırlar, anlaşıldı mı? Sen bilirsin. Ha şöyle, yola gel bakalım. Kulübeyle aramızda ne kadar mesafe 100 var? 100 metre kadar. Evet, doğru. Şimdi beni dinle kızım. Buradan kulübeye doğru 50 metre kadar yürüyeceksin. Sonra kulübeye arkanı, bize yüzünü döneceksin.
ve Ali diye bağıracaksın. Ondan ötesini bize bırak. Hadi gazla bakalım. Benim yaram önemli değil, onun peşine git. Seni bu halde bırakamam. Beni seviyorsan onun peşini bırakma. Cezalandır onu. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Buyurun. Evet, benim. Ne diyorsunuz? Bu kadar çabuk olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hemen ekibi toparlayın. Kızın durumu kötü, siz ikiniz çabuk onu hastaneye kaldırın, diğerleri benden gelsin!
vereceksin namussuz. Dur! Dur! Sonra sen kendini nasıl kurtaracaksın? Onların hepsini sen öldürdün. Nasıl ispat edeceksin bunu? Polis şahit ister, ispat ister. Senin gibi bir katilin sözüne kim inanır? Sen öldürdün Alçak! Sen öldürdün! Evet, ben öldürdüm. Babamı da, Gönül'ü de ben öldürdüm. Ama kafamı işleterek öldürdüm. Onun için elimi kolumu sallayarak geziyorum. Sense aptalın birisin. Birazdan gelip yakalayacaklar seni. Sonra tekrar hapse gireceksin. Polise güvenirsen yanılırsın. Polis hiçbir şey bilmez. Polis her şeyi bilir. Paçayı kurtardın delikanlı. Yalnız sana kötü bir haberim var. Elif'in durumu ağır. Derhal hastaneye gitmemiz lazım.